ama gönül insanı. Özellikle eserleriyle Harı Bülbül, biraz sonra kendisi buradan şiirler okuyacak ve Azerbaycan'a götürecek bizi belki. Evet. Türk dünyasına götürecek. Burada necesen yahşisen, yahşisen mı diye Azeri diliyle başka bir edebiyat sayfasını açacak. Vakit uslat diyor diye bizim birbirimizle kavuşmamızı, uslat biliyorsunuz kavuşmak anlamına gelir, anlatacak. Ve bunu kendi şair diliyle, gönülden gelen diliyle anlatacak. Güzel eserleri olan, sohbeti güzel olan Tokat'ın, Anadolu'nun yiğit coğrafyasını, yiğit insanlarından birini dinleyeceğiz. Umarım zevk alacaksınız. Bir 45 dakika hocamızı dinleyeceğiz. Sonra 10-15 dakika soru cevapla hocamızı daha yakından tanımaya, varsa merak ettiklerimizi paylaşmaya gayret edeceğiz. Ve inanıyorum ki gerçekten bir ateş yakacak. Yani Harı Bülbül derken herhalde bunu kastediyorsunuz evet, hocam. Evet. Gönüllerimize bir duygu, bir çığlık, bir ses düşürecek. Bu sesi unutmamamız lazım. Bundan sonraki süreçte bu seslere daha çok ihtiyacımız olacak. Dünyanın bu denli birbirine acımasızca saldırdığı bir süreçte gönül coğrafyamızın mensuplarını, tarihimizin değerlerini ve birlikte iklim paylaştığımız, medeniyet oluşturduğumuz yeryüzünde bizim gibi duyan, düşünen, aynı kıbleye yönelen insanların dertleriyle dertlenmenin, onların çaresizliğini bazen yüreğimizde hissetmenin ve onların yaşadıkları tecrübelerden tecrübe edinerek kendi iklimimizi o acılarla buluşturmamanın gayesini göstereceğiz. Bir dostum bir şey paylaştı. Biliyorsunuz Mekke'ye, Medine'ye gidenler orada camide yatmak, uzanmak, uyumak çok rahat bir geleneksel tavır. Bir camide bir Türk, genç bir Türk uzanmış, uyumak istiyor, dinlenmek istiyor. Güvenlik gelmiş. Muhtemelen Arap veya Arap coğrafyasından bir güvenlik. Kalkmış, demiş ki kalk. Niye demiş ya? Herkes uyuyor, ben de uyuyorum. Türk uyuduğu zaman demiş, dünyadaki Müslümanların başı derde giriyor. Senin uyuma hakkın yok. Yani bu yakıştırmadır. Gerçekten bir vakadır. Yani Arap'ın Türkiye yanlış davranış olarak da yorumlanabilir ama cümle ifade edildikten sonra sen uyursan İslam aleminin başı derde giriyor. Uyumak gibi bir lüksümüz yok. Onun için ben de bir seminerde, bir konuşmada şunu söylemiştim Mısır olayları yaşanırken. Eğer bu ülke, bu ülkenin lideri, bu ülkenin milleti bir şeyle meşgul ediliyorsa, bir şeye yoğunlaştırılıyorsa mutlaka İslam coğrafyasından bir parça kopartılmaya çalışıyor. Dikkat edin, bu ülkenin gündemi, Türkiye'nin gündemi farklı mecralara yoğunlaştırıldığında ya Filistin'de bir zulüm yapılıyor, ya Suriye'de bir kan akıtılıyor, ya Mısır'da bir zulüm işleniyor. Yani İslam coğrafyasında, hatta artık dünyada Türkiye'nin dikkati dağıtılmadan İnsanlar yanlış yapamıyor. Onun için bizim önce gönlümüz bir gönül birlikteliğimizi yükseltmemiz lazım. İnşallah hocam şiirleriyle, sözleriyle mikrofon sizin hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Değerli hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Ankara'dan geldim. 35 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra geçen sene emekli oldum ve Ankara'da bir grup bürokrat, eğitimci, akademisyen ve yazarla Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği'ni kurdum. Yönetim kurulu başkan olarak görevime devam ediyorum. Bugünkü seyahatimiz ve sizinle buluşmamızın mimarı olan Kamil hocamla geçtiğimiz günlerde Beyefendi Ahmet Bey ile aramızda Yozgat'ta ve Tokat'ta birlikte olduk. Ve dedik ki bir Harı Bülbül söylesi, gönül tadında, gönül dilinde bir sohbette dil ve edebiyat derneğimiz genel merkezde yapalım. Eyvallah. Biz bu alanlarda teklif edildiğinde bir görev arz ediyor ve şartlarımız ne olursa olsun koşa koşa geliyoruz. Osman Baş'ın yayınlamış 13 tane eseri var. Önümüzdeki günlerde inşallah 14 talimatını verdik. 14 olacak. Ve biraz önce Dil ve Edebiyat dergisinde gördüm masada. Ben yakın takip edenlerden birisiyim. 15 lira yakında Kümbet dergilerini ben çıkardım hocam. Tokat Kümbet
bizim kümbet ve kümbet altında. Ankara'ya yerleştikten sonra kümbet dergilerinden izin istedim. Çünkü tokat merkezde olmuyor idi. Ve kümbet dergisiyle de dergi olayını çok yakından bilenlerden birisiyim. Bu alanda ifade ettikten sonra neden Harı Bülbül? Söyleşimizin adı neden Harı Bülbül? Arkadaşlar Harı Bülbül bir çiçek. Bizim edebiyatımızda gül ile bülbül muhabbeti çoktur. Bunlar hepimiz biliyoruz. Edebiyatla ilintili olanlar, yakın ilişkili olanlar bunu bilir. Ama bizim Harı Bülbül dünyada sadece ve sadece bir şehrin kenarındaki ovada yetişen bir çiçek. Bunu oradan alındığında ziraat mühendisleri ve bu işin uzmanları en güzel saksılara, en güzel toprağa dikiyorlar ama kuruyor. Onlarca efsanesi var hakkında bu Harı Bülbül'ün. Nedir bu onlarca efsanesinden bir tanesi? Gül ile bülbül muhabbeti dedik ya, dalına konan bülbülle muhabbet eden Harı Bülbül, yani Harı Bülbül çiçek burada. Muhabbetini gören arı bu muhabbeti kıskanıyor ve bülbülü kalbinden sokup öldürüyor. Bunu niye söylüyorum? Yaradan Rabbimiz arıya öyle güzel bir görev vermiş ki, öyle mükemmel, öyle ulvi bir görev vermiş ki, bin bir çeşit çiçeğe vuracak ve öyle bir gıda yapacaksın ki bunu insanoğlu tadıyla yiyecek. Bunu izah etmeye gerek yok. Bunu hep biliyorsunuz. Bu nedenle bu çiçek kardeş ülke Azerbaycan Türklerinin gönül çiçeği, sevda çiçeği. Şairlerin, yazarların, akademisyenlerin ve bilim adamlarının ilham aldığı bir çiçek. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 90'lı yıllarda Azerbaycan henüz bağımsızlığını ilan ettiğinin hemen arkasından bir Karabağ Savaşı çıktı. Bu Karabağ Savaşı ile beraber de Ermeniler köylere ve oradaki kentlere saldırmaya başladılar. Bu saldırıların arkasından bir Hocalı soykırımı yaşandı. Bunun ardından 8 milyonluk nüfus olan ülkenin 1 milyonu evlerini, topraklarını, her şeylerini Karabağ'da bırakarak ülkenin değişik yerlerindeki devletin gösterdiği iskanlarda, çadırlarda ve değişik mekanlarda yaşamaya başladılar. İşte o yaşandığı 2000 yıllarda ben Başbakanlık, Türk Dünyası'ndan sonra Devlet Bakanlığı'nın TİKA, Bakü koordinatör olarak kadrom Milli Eğitim Bakanlığı'na kalmak kaydıyla oraya göreve gittim. Ankara'da kısa bir dönemde Türk Dünyası'ndan sonra Devlet Bakanlığı'nda beraber çalıştıktan sonra. Orada bir elim, bir ayağım, bir kolum, gözüm, yüreğim sürekli kaçkınlar kampındaydı. İşte bu kaçkınlar kampı ziyaretlerimde o kadar önemli ayrıntılarla karşılaştım ki asrın katliamı olarak net söylüyorum. Asrın katliamı olarak tarihlere geçen Hocalı soykırımını yaşayan insanlarla görüştüm. Annelerle görüştüm. Bir kış günü yarım metreden fazla kar var. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece kardeş Azerbaycan'ın Hocalı kasabası ki son 6 ayda 10 bin üzerinde nüfus olan ilçe tamamen göçmüş. 2-3 bin civarında kalanların da bir soykırımı söz konusu olmuş. 613 kişi bir gecede şehit olmuştur. 400'ün üzerinde yaralı ve hala kayıplar olanlar var. İşte o gece dört koldan bombalarla, tanklarla, tüfeklerle ve bir şey daha söylemek istiyorum. Rusların 366. alayın desteğiyle o gece orada bir katliam yaşanıyor. Onları gördükten sonra o kardeş ülkenin kaçkınlar komisyon başkanıyla yaptığımız görüşmelerde Harı Bülbül'e ulaştım. Gördüm ki Harı Bülbül öz sahiplerine hasret. Karabağ'da Şuşa denilen bir şehir. Hocam Yozgat gibi, Sivas gibi. Bu orada doğan bir profesör kardeşimin de kitabı ifade ettiğim Elçin Bey'in ifadesiyle diyor ki Tokat gibi çocukluğumu yaşadığım Şuşa. Ve biz oradaki o Harun'un nezdinde
Azerbaycanlı kardeşlerimiz bugün esir altında olan, işgal altında olan Karabağ'daki o toprakların bir an önce kavuşması için, Karabağ'ın da öz sahiplerine kavuşması için Harı Bülbül şiirini yazmak ve kitabımızın adını da Harı Bülbül koyarak yıllar sonra dahi olsa yaşananların unutulmaması gerektiği düşüncesiyle ve vuslat duasıyla adını Harı Bülbül koyuyor. Harı Bülbül bize böyle çıktı. Harı Bülbül böyle çıktı ve Harı Bülbül yayınlandıktan 3 ay sonra hocam, hepimizin çok yakının bildiği ama yazarını biraz hatırlamayabilirsiniz. Bazı şiirler yazarlardan ötedir. Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğruna kendini tarihe verenlerindir. Hatırladınız mı şiiri? Bu şiir Orhan Şahit Gökyay. Orhan Şahit Gökyay edebiyat ödülü, şiir ödülü yayınlandıktan 3 ay sonra Ankara'da tarihi bir günde Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 75. yıl salonunda 12-12-2012 günü tarihi bir günde Allah bize böyle bir ödül nasip etti. Ve daha sonra geçen sene Azerbaycan'da, yine kardeş Azerbaycan'da akademik bir kurul tarafından da Türk dünyasında yılın kitabı seçildi. Bu kitaptan 18 tane şarkı çıktı. TRT'de okunuyor. Ben size buradan 3 tane seçtim. Dinlettireceğim onu. İçinizden sanat müziği seven var mı efendim? Sanat müziği sevenleri göreyim. 1, 2, 3, gayet güzel. Peki bir de Türkiye'yi dinleyelim. Bir Türkiye'yi de biz yaptık. Hepinizin bildiği bir Türkiye'm var ya, o meşhur Türkiye'm. Kulakları çınlasın Mustafa Yıldız Doğan'ın söylediği. Onun Türkiye'mden sonra internette, yani YouTube'da en çok dinlenen Türkiye'mden bir tanesini de biz yaptık. Hatta izlerken göreceksiniz. 2016 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitemiz var orada. İletişim Fakültesi öğrencilerimizin şeyiyle, görüntüleriyle inşallah, jeneriyle izleyeceğiz. Bir de TRT televizyonlarımızın TRT Avaz kanalıyla Türk Dünyası müzik programlarını yaptıran son 3-4-5 yılda Azerbaycan'ın devlet sanatçısı Azerin Hanım, bilmiyorum duydunuz mu Azerin Hanım'ı? Hani şu çırpınırdın Karadeniz'i söyleyen hanımefendi. Onun söylediği bir Harı Bülbül parçamız var. Bunu hanımefendi besteletti. Onu dinlettireceğiz ve devam edeceğiz. Arkadaşlar, Harı Bülbül'le böyle başladık. İçinizde şiir sevenleri göreyim. Şiir seven var mı? Bir var. Şiir seviyor. Şiir. Hepsi şiir seviyor. Peki, ben bir dörtlükle başlayayım. Bana şiir okumak isteyen var mı? Bana eşlik etmek isteyen var mı? Ben de bir şiir okumak istiyorum. Hocam, bizim programımızın aslında adı Antep'ten Tokat'a, Ankara'dan Yozgat'a, Çorum'a kadar, Amasya'ya kadar şiir tadında sohbet. Karşılıklı sohbet ediyoruz. Ama Kamil Bey'i Harı Bülbül koyduk, biz Harı Bülbül'le gönül sohbeti yapacağız. Ben bir dörtlükle başlayayım, bakalım beğenecek misiniz? Oturabilirsiniz aslında. Gerek yok, ben oturunca nasıl soruyorum. Yüce dağlar vardır. Yüceliklerin karşıdan görülür, eteklerinde yeşil yeşil dalgalar. İnsanda duygular vardır dolu, doptur arzular, yürek dolusu sevdalar gözlerinden dökülür. Evet, bir dörtlükte şiir açılmışını yaptık hocam. İnşallah Harı Bülbül'ü de okuyacağız. Bir dörtlükte katkı sağlamak isteyen var mı? Ben de şiir yazıyorum, bir dörtlük okumak istiyorum. Ya da bir şiir okumak istiyorum diye. Peki buyurun. Ama İzmir'e bir... Olsun. Bir buradan. Bestelenmiş de bir şey. Olsun. Çok güzel. Ne güzel. Eyvallah. Size mi ait, birine mi ait? Osman Nevresi. Harika. Çok buyurun. Ama alkışlamadık bu anlıkları. Güzel bir alkışlayalım. Osman Nevresi 19. şairlerinden, son divan edebiyatı şairlerimizden kendisi. Bu bestelenmiş bir şiir. Zeki Müren'den de bilirsiniz muhtemelen. Senden bilirim yok bana fayda ey gül, pardon vezni tutturamadım. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir sitemi hare tahammül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım, çektim o kadar cevri cefasın ki usandım. Derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım.
gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül diye devam ediyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu sene kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halk demokratik Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Hocam biraz önce içeride sohbet ederken dedi ki Ganira Hanım bize misafir etti. Eyvallah. Tabii o yıllardan ben çok yakinen biliyorum. Yine Bakü'nün kurtuluşu. 1918 yılında en zor günlerimizde. Olay çok teferruatlı. Biz olayla ilgili 2-2,5 saatlik konuşma yapıyoruz ama bir iki cümle söylemek istiyorum. Müsaadenizle. Kardeş ülke Azerbaycan 1918'de Ermeni birlikleri orada köyleri ve kasabaları basmaya başladıklarında bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye Mehmet Emin Resulzade ve o günkü Azerbaycanlı yöneticiler Osmanlı İmparatorluğundan yardım isterler. Enver Paşa kardeşi Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam ordusunu kuzeyden, Gence'den oralar hep gördüm. Bakü'ye kadar 8000 civarında bir kuvvetle yardıma gider. Oradaki yerli ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin katılımıyla 12000 civarındaki bir birlikte 15 Eylül 1918'de Bakü kurtuluyor. O güne kadar Gence olan başkent o günden sonra Bakü olarak devam eder. Çok kısa geçiyorum. Bu sene 15 Eylül'de Azerbaycan'ın 100. yılı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız Bakü'deki programa katıldı ve siz televizyonlardan çok yakından görüyorsunuz. Biz Azerbaycan'da çok yakın ve çok üst düzeyde olan iki kardeş devletiz. Hatta farklı bir şekilde ikiz kardeşiz. Ruh ikiziyiz. İki devlet bir millet. Evet. İki devlet bir millet. Bir ananın iki kolu. Bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Rahmetli Bahtiyar Vahapzade benim çok kadim babam kadar çok sevdiğim birisidir. İsterseniz şiirin tamamını okuyayım hocam. Dilimiz bir, dinimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Bir milletiz, iki devlet. Aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet. Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her halımız. Sevincimiz, melalımız. Bayraklarda hilalımız. Azerbaycan, Türkiye. Ana yurda yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan, Türkiye. Bu rahmetli Bahtiyar Vahapzade'ye ait bir şiirdir ve onu rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Allah mekanı cennet eylesin. Ben size tanıdık bir sesle anmak için arkadaşlar bir sürpriz de yapmak istiyorum. Sanıyorum siz bu sesi tanıyorsunuz. Bu sesin sahibini Osman Baş'tan bir şiir okuyacak şimdi bu kardeşimiz. Biz Harı Bülbül kitabımızı hocam Kanal T programında daha çiçeğin burnunda bir buçuk aylık kitapken burada sizinle beraber olan, aranızdan biri olan bir kardeşimle tanıttık. Kim olabilir? Niyazi Bey. Ve çok bereketli bir kitap oldu. 4. baskı bitti hocam şu anda. 5'e gitti inşallah gibi. Bir aşk masalı dinliyorum. Geliyor ses değil mi? Bir yürek ağlıyor ses. Bu şiir bana ait.
Niyazi Bey'e de teşekkür ediyoruz bu arada. TRT televizyonlarımızın müzisyenlerinden ve hanımefendinin bu parçayı okuyan Seda Hanım'ın da eşi olan kardeşimizin çalışmalarıyla size şu anda buradan mı şey yapalım? Bir Türk sanat müziği dinletmek istiyorum arkadaşlar. Bu kitaptan, ilk bestelenen kitaplardan bir tanesidir bu. Umarım sanat müziği parçamızı beğeneceksiniz. Ses geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Tam bizim gönlümüzde. Gençliğe gidelim şöyle. Şimdi yüreğime karlar yağıyor. Daha yangınları sönmüyor Firuza. Gözlerimden kalbime gül akıyor. Kimseye sözüm geçmiyor Firuza. Arkadaşlar bu sanat müziği formatında bizim bir parçamızdı. Programımız nasıl gidiyor? Sıkılan var mı? Yok. Ya da katkı sağlamak isteyen var mı? Programımıza şiirle devam etmek istiyorum. Bu Harun Bülbül şiir kitabının içerisinde ben şiirler takdim edeceğim. İnşallah ben de katkı sağlıyorum diye bütün kardeşlerimiz de şiir ya da konuşmalar herhalde katkılarınızı bekliyorum. Şu anda dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın bu milletin, bizim evlatlarımız olan yavrularımızın bu milletin bir mensup olmaktan gurur duydukları gençlerimize hitaben yazdım bu şiiri. Bu şiirin adını Deri Tayfur'duk. Bizde at kültürü var değil mi hocam? Çok yakın bir at kültürü var. Ben Deri Tay şiirini size sunmak istiyorum. Bu şiirde ümidi vatan dediğimiz, yarınımızın büyükleri olan, ülkemizi, görevlerimizi onlara emanet edeceğimiz gençlerimize ithafen yazdım. Yanarken alevlenen bir sevdanın şilini arayan Ferhat gibisin. Toz duman olmuş tarumar saçların, bir ok atışta Deri Tay gibisin. Elleri sancaklı, başları tuğlu. Metehan Şahin Bey Akif ufuklu, Ulubat kumaşlı al bayrak soylu, Türkiye Oğuz Kürşat Fatih kimsin? Bana hep dost, bana vatan gibisin. Kutsal şehit, asil gazi gibi. Aşk şehrinde gül ile bülbül gibi, tarihi baştan yazacak gibisin. Nifak bir dikendir, sakın takılma. Kale gibi dik dur, asla yıkılma. Hakkın mührünü alime bir daha vuracak tek güç, tek yürek gibisin. Yol yürümek için hazırlık gerek. Güneşin doğduğu yerdedir erek. İnsanı insanca sayıp severek ulu seyahate hazır gibisin. Peygamberin metni senin üstünde. Bir kor alev yanar tüter içinde. Şanlı ecdadının her an izinde at sürecek, nam alacak gibisin. Bir ok atışta Deri Tay gibisin. Bir ok atışta Deri Tay gibisin. Bir ok atışta Deri Tay gibisin. Evet, bu şiirimizi de bütün gençlerimize ithaf ettikten sonra üzerinde yaşadığımız topraklarımızın her karışını şühedayla suladığımız bu topraklarda yuva kurduğumuz andan itibaren şehitler verdiğimiz ve halen de devam eden, hocam açılışta çok güzel bahsetti. Hakikaten biz bu toprakların her karışının bedelini ödedik. Değil mi hocam? Evet.
er karşının bedelini ödedik. Ve ülkemizin sınırları ve sınır ötesinde hala şehitler veriyoruz. Ama biz öyle yüreği dolu, öyle bir sorumlu olan bir milletiz ki Arakan'dan Türkmen Dağı'na, Kerkük'ten Gazze'ye, Kudüs'e, Karabağ'dan Bosna Hersek'e ve Doğu Türkistan'a kadar olan o geniş coğrafyada bir kardeşimizin eline diken batsa, bir kardeşimiz şehit olsa, biz onu yüreğimizde, kalbimizde hissediyoruz. Onun için diyoruz ki Türkiye dimdik ayakta olacak. Güçlü olacak. Biz her ne olursa olsun bir de beraber olacağız. Her an, her yerde, her şekilde beraber olacağız. Kucaklaşacağız, kenetleşeceğiz, bir olacağız. Bu nedenle size şu anda bu cennet vatan Türkiye'mizin, aramızda yurt dışına giden kardeşlerimiz mutlaka vardır ama Adriyatik'ten Çin denizine kadar olan coğrafyanın çok büyük bir bölümünü gezen bir olarak söylüyorum ki dünyanın en güzel toprakları üzerinde yaşıyoruz. İşte o görüntülerle size Türkiye'nin parçasını dinletmek istiyorum. Bu arada bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, dualarımız onlarla diyorum. Bu da bizim Türkiye'miz arkadaşlar. Oh.
arkadaşlar. Nasıl buldunuz Türkiye'yi? Eyüp Sultan'ı da ilave ederiz. Ama bir şey de söylemek istiyorum tabii. Azerbaycan konuşuyoruz Türk dünyası ve gönül dünyası Türkistan coğrafyasında. En son arkadaşlarımızla Kırgızistan ziyareti yaptık hocam. Isık Gölü kenarında bir üniversitemize misafirken. Bizden çok kısa bir süre önce Türk dünyası devlet başkanları Kırgızistan'daydı. Ve Sayın Kırgızistan Cumhurbaşkanı bütün cumhurbaşkanlarına şunu söyledi ki, hatta resmi de vardır burada, göstereyim size. İnşallah. Atayurt'a hoş geldiniz dedi. Burası hepimizin toprakları anlamında. Böyle bir flaşı tanıdın mı sizi? Tanıdım. Var, az önce açtınız. Açtım. Burada resimler var. Hemen açıyorum şimdi. Atayurt'a hoş geldiniz dedi. Çok güzel bir cümle söyledi orada. Ve bu sene çok orijinal bir şeyle vardı. Anayurt mu diyorlar, Atayurt mu diyorlar? Atayurt. Anayurt, biz Anayurt diyoruz, Atayurt diyorlar. Hocam bir sürtmesi oldu herhalde. Bakın şu, bu tablo çok önemli bir tablodur. Hemen buluyorum buradan inşallah. Herhalde Kazaklar kendilerine Atayurt, Kırgızlar Anayurt diyorlar ya. Evet. Burada ilk defa bu toplantıya, ilk defa Macaristan'da katılım oldu. İlk defa bu sene. İnşallah bu gönül coğrafyamızı büyüteceğiz. Ne kadar birlikte beraber olursak değil mi? O kadar. Şu tablo harika bir tablo. Alkışlayalım bu tabloyu. Evet. Bir akşam Bakü'de Hazar'ın kıyısında dalga dalga efkar dağıtıyorum. Türkçe şiirlerle yürürken asra kardeş bayraklara rüzgar oluyorum. Bir akşam Çanakkale'de şehitlik otağında türküler söylüyorum çoban kavalıyla. Yay gerip ok atarken Tuna boylarında kardeş bayraklara rüzgar oluyorum. Bir akşam can oldum, can içinde cananla. Fırtınalar Türk oldu otağında. Ferhat olup meydan okurken dağlara kardeş bayraklara rüzgar oluyorum. Bir akşam Türk dünyası ektim yüreğimde, bayrak olmak için hilal topladım gökyüzünde. Gökyüzü al bayraklarla süslendiğinde kardeş bayraklara rüzgar oluyorum. Borçalı'da aşıkların meclisinde türküler dile geliyor kentellerde. Birlik olmanın huzuru dillerde kardeş bayraklara rüzgar oluyorum. Bir şey ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın dört bir köşesini karış karış yazdı. Kent, şehir, il, ilçe. Şoförden dedim yoldan giderken beni şuraya uğrayalım. Bana dedi ki Osman Meryem sen burada hara tanırsın. Kimi tanırsın? Diyordum Hamısını tanıyorum. Hamısını. Kente girdiğinizde kent meydanında ceviz çok görüyorum. Doğal kütükler. Kütüklere yan kehlerine yatmışlar. Biz emsal ya da vaktin gençleri diyelim. Bizim gibi emekli ekip. İnanmalısınız. Aynen Anadolu'da bir köye gitmişsiniz hocam. Köy meydanları olur ya. Selamun aleyküm dediğiniz zaman onlar alırken de verirken de selam diyorlar. Selam ve salam. Selamun aleyküm kelimesini duyduğunuz an sizin Anadolu Türklerden olduğunuzu anlıyorlar ve ayağa kalkıyorlar hemen. Böyle bir şey. Anadolu'da herhangi bir köye, kente gider gibi. Hiç kendimi yabancı hissetmedim. Bunu bir şey daha söylüyorum. Üsküp'te de hissetmedim. Balkanlarda, Tuna boylarında. En son Kırgızistan Isık Gölü'nde. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin olduğu ve Türk dünyasının ilk
Göktürk Devleti'nin başkenti olan Türkistan'da da hissetmedim. Bu geniş coğrafyada Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bize bizden başka kimsenin faydası yoktur. Hep görüyoruz. Hiç kimsenin hedefi değişmiyor. Amacı da değişmiyor. Türkiye biraz zayıf düşsün yeter ki herkes bekliyor böyle. Ama Allah'ın izniyle biz zayıf düşmeyeceğiz. Öyle bir şeyimiz yok. İnşallah öyle bir şey olmayacak. Allah bize her zaman yar edecek. İnşallah. Ben ona inanıyorum. Var mı bana bu programa şeyin katkısı olan ya da soru soran şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili? Soruları sonra mı alıyoruz? Soruları son 15 dakikaya alıyoruz. Son 15 dakikaya alıyoruz. Peki o zaman kitabımıza adını veren parçamızın Azerbaycan'ın devlet sanatçısı Azerin Han ve TRT televizyonlarımızın biraz önce bahsettiğim gibi Türk Dünyası programlarını yaptırdığı ve hepimizin çırpınırdığın Karadeniz parçasından tanıdığımız o Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asacağız diye yiğit yürek hanımefendi sanatçı bizim kardeşimiz, aile dostumuz. Bu arada Ayşe Hanım da aramızda eşim. Onu da söyleyeyim. Beraber geldik gelirken yanında yeğenim var. Bizim ev sahibimiz burada. TRT Avaz televizyonlarında ilk okuduğu zaman bu parçayı bizi eşimle beraber onur konu yaptı. Parça olduğu için ben Harun Ümit şiirini okumayacağım hocam. Ama o günkü bir cümlesine ithafen o gece 1.30'da yazdığım bir şiir okuyacağım. Şimdi sizleri Azer'in Hanım'la baş başa bırakıyorum. Dedim ya bu kitaptan 18 parça çıktı. Umarım parçamızı beğeneceksiniz. Şimdi ifa edecek eser... Bunun sesini çoğaltma şansımız var mı? Var mı? Biraz daha. Tamam değil mi? Harun değil mi? Bülbül adlanır. Geliyor mu ses arkadaşlar? Neden? Tamam geliyor. Evet. Işığı da söndürelim buradan bir şey. Azerbaycan. Güzel köşesi. İşte cıdık güzel. Dünyanın en güzel köşelerinden biri olan Karabağ'da Şuşa'mızın işgalde işte 25 yıllık işgalde biz toprağımızı görebildik. Maalesef. İnşallah ben çok inanırım ki Azerbaycan'ın güçlü ordusuyla, Azerbaycan'ın yanında duran Türkiye Cumhuriyeti'yle, işte Türk dünyasının beraber bir kuvve olarak inşallah gelecekte biz Şuşa toprağında, işte Şuşa'da, Karabağ'da böyle güzel programlarımızı sunacağız. Bu konseylerimizi Şuşa'da devam ettireceğiz. Ben buna inanırım. Çünkü ben bilirim ki Allah-u Teala hakkın yanındadır. Buradan da sözümü ona getirmek istiyorum. Şimdi ifa edeceğim Harun Bülbül. Benim abim. Değerli şair. Azerbaycan'a gönül veren. Türk dünyasına gönül veren. Şuşa'yla, Karabağ'la yaşayan. Sözleri Osman Baş abime aittir. Sağ olsun, var olsun. Yani bizi birleştiren değerlerdir bunlar. Musikimizde, ince sənətimizde, medeniyetimizde. Musikisi Azerbaycan'da değerli arkadaşım, benim rəfiqəm Meryem Elbeyli'ye aittir. Buradan da onu söylemek istedim ki, Harun Bülbül dediğimizde biz gözümüzün önüne ne getireceğiz? Harun Bülbül bir çiçektir. Ve sadece Şuşa'da açılan çiçektir. Bakın 24'tir, Harun Bülbül açılmır. O bizi bekliyor. Bizim Şuşa'ya dönüşümüzü bekliyor. İnşallah biz Şuşa'ya döneceğiz. Osman abi. İnşallah Şuşa'da Harun Bülbül'ün açılmasını da göreceğiz. Selamlar yolluyorum çünkü bestekar Meryem Elbeylidir. İşte Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak yapımı bir eserdir Harun Bülbül. Bekle bizi Harun Bülbül. Biz döneceğiz. Biz Şuşa'ya geleceğiz. O
Osman abi çok teşekkür ederim. Kahru Bülbül'le devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Süper. İşte o gece eve gittiğimizde saat 1'i çeyrek geçe ya da 1.30'a doğru bekle bizi Harı Bülbül. Biz sana geleceğiz. Çünkü sen esirsin. Sen bize gelemezsin. Biz sana geleceğiz ki hem öz topraklarımızı işgal edenlerden kurtaracağız. Hem de orada sen dahil neyimiz varsa vuslat gerçek olsun düşüncesiyle o akşam Azerin Hanım kardeşime ithafen bir şiir yazdım. Ey Türk'ün cananı, ey Harı Bülbül, sözüm sözdür, geleceğin bir tanem.
esaret altında açılmayan gül. Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Cıdır düzüm seni sevip koklasın. Koç yiğitler yüreğinde saklasın. Gül bülbülü senin gibi beklesin. Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Dertli bülbüllerin devası sensin. Turan illerinin rüyası sensin. Karabağ'ın kutlu sevdası sensin. Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Sensin cennet yurdun nazlı çiçeği. Vatanın seninle tüter ocağı. Görmeyenler görsün artık gerçeği. Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Yedi düvel tuzak kursa yoluma. Kimseleri yan baktırmam gülüme. Üç renkli bayrağı alıp elime. Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Bu davada tek başıma kalsam da, hasretinden güller gibi yansam da, istiklal uğruna candan olsam da, sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem. Evet hocam, 45 dakikaya saat kalmak için ancak bu kadar sıkıştırdık. Müsaadenizle oturmak istiyorum. Biz bu programımızı 90 dakika yapıyoruz. Daha da uzatıyoruz karşılıklı olarak. Şu anda hem kardeş ülke Azerbaycan ve Türk dünyası olmak üzere yaptığımız çalışmalarla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Biz Ankara'da Türk dünyası büyük elçilerimizle, Türk Suyla, TİKA'yla, Türk Akraba Tutma Daire Başkanlığı'yla, Kültür Bakanlığımızla ve en son Başbakanı Tanıtma Fonumuz hocam şu anda Cumhurbaşkanlığı'na devredildiği bildiğim kadarıyla yeni bir fon oluşturuyor. Bütün çalışmalarımızı o birlikte yapıyoruz. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Sorusu var mı efendim? Sorunuzu alalım. Sorumuzu açmak için bir şey söylemek istiyorum size. En son Azerbaycan Büyükelçimiz Hazar İbrahim Bey, onu da kulaklarını çınlatmış oldum. Kendilerini Tokat'ta ağırladık biz. Tokat'taki kitap fuarı. Kardeş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı hitap etti. Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçimizin ziyaret ettiği bir ilde yaptığı bir konferansta yerel gazeteden aldım. Ben çok yakından takip ediyorum. Çok önemli bir anekdot olduğu için söylüyorum. Bak, diyor ki aynen okuyorum. Kurtuluş Savaşı sırasında Azerilerin Çanakkale'de savaştığını ve Türkiye'ye altın gönderdiğini ifade eden Büyükelçi İbrahim, Hazar İbrahim, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda ve yeni Azerbaycan'ın ilk kurulduğu yıllarda Türkiye, Azerbaycan'a hep uluslararası arada hem de her yerde büyük destekler verdi. Türkiye her zaman Azerbaycan'a destek olmayı seçti. Çanakkale Savaşı'nda Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz orada mücadele verdi. Azerbaycan o zaman da kendisinin parası olmamasına rağmen tüm altınlar bir trene Türkiye'ye gönderildi. O zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanın Azerbaycan yetkililerine bir mektup gönderdi. Bizim size altınlar karşısında ne kadar borcumuz vardı? Azerbaycan'dan gelen cevap çok kısa bir cevaptı. Kardeşin kardeşe borcu yoktur. Anekdot olarak anlattım. Yine Türk dünyası bağımsızlıklarını ilan ettiğinde arkadaşlar çok enteresan bir şey var. Dünyanın her tarafında bizim büyükelçiliklerimiz, kardeş ülke büyükelçiliklerini müsaade ettiler. Yani bizim ABC ülke ismi vermiyorum. Ülkelerde bizim büyükelçilik binalarımızda Azerbaycan atanan büyükelçileri birlikte görev yaptılar. Yani biz her alanda zaten dün de, bugün de, yarın da inşallah beraber olacağız. Evet, buyurun arkadaşlar. Sunumumuzu nasıl buldunuz? Sohbetimizi nasıl buldunuz? Süper. Var mı soru? Evet. Bekliyorum. Var mı soru soran arkadaşlar? Bak, ben hazırlıklı geldim ama. Peki. Bütün bir şey olarak. Şöyle yapalım. Evet. Ben biraz
Estağfurullah. Buyurun hocam. Size yardımcı olalım. Tabii hocam buyurun. Buyurun. Şimdi tabii iki devlet bir millet sözünün evet. ortasında olan şey. Biliyorsunuz Türkiye'de seçim yapıldıktan sonra evet. Türkiye'de görev alan evet. devlet başkanımız veya evet. başbakanımız önce Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat eder. Bu Kıbrıs'ta olan birlikteliğimizin uluslararası arenaya tabiri caizse duyurulmasıdır. Türkiye'nin bir parçasıdır. Azerbaycan Bakü'ye gider. Uluslararası ilk seyahat oraya yapılır. Bu diplomatik gelenektir ve Türkiye devletinin geleneğidir. Burada verilmek istenen mesaj Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim bir parçamızdır. Azerbaycan bizim bir parçamızdır. Son yapılan İstanbul Havaalanı'ndan da biliyorsunuz ilk yurt dışı uçuşumuz Ercan ve Bakü Havalimanları'na yapılmıştır. Bu birlikteliğin temelinde yatan şey şudur. Bu bir çekirdeğin bir bütün haline gelmesidir. Bu çekirdeği ne kadar bütün, ne kadar güçlü tutarsanız atom çekirdeği gibi etrafında o kadar güçlü bir enerji, sinerji oluşturursunuz. İşte Azerbaycan'la Türkiye'nin birlikteliği, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı bu anlamda gerek dünyamızın bugünkü durumunda gerekse İslam coğrafyamız açısından öylesine bir temel özellik arz eder. Sağ olsun Osman Baş hocamız güzel şiirleriyle bestelenmiş satırlarıyla bu dostluğun sembollerinden birisi. İnşallah Türkiye'nin rehberliğinde, liderliğinde bu büyük bütün çekirdek, bütün dünyadaki Türk İslam coğrafyasını ve İslam ümmetini dünyada beşten büyük bir birlik olduğunu gösterecek iradeyi sergiliyor. Allah bu konudaki gayreti olan, emeği olan, sözü olan herkese yar ve yardımcı olsun. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiler, bizi mutlu ettiler ve kendisine derneğimizin Feridun Bey de genel başkan yardımcımız. Buyurun Feridun Bey. Feridun Bey'le birlikte derneğimizin Şam Sakız'ın çoban armağanı, Elif gibi dimdik duran ülkenin, Elif gibi dimdik duran ve Elif gibi yeryüzüne örnek olan toplumuna şer olsun diye güzel bir hat eserini takdim ediyoruz. İnşallah bizi unutmazsınız. Işıklarımızı da yakarsanız arkadaşlar oradan daha rahat görebilirsiniz. Evet, daha net olur. Buyurun. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Ben de şairler ve yazarlar kitap getirdiler arkadaşlar. Ben de son 3 kitabımı getirdim. Ben Harun Bülbül'ü bir daha zevkle sizin imzanızla okumak isterim. Eyvallah. Size de gidip verelim. İnşallah. Bir de biliyorsunuz geleneksel olarak biraz sonra çıkıyoruz. Hocamızla birlikte bir toplu fotoğraf alıyoruz. Şimdi, daha sonra da sizlere Çam Sakızı Çoban Armağanı, Anadolu coğrafyasının usulü kuru fasulye ve pilavımızı ikram ediyoruz. Buyurun. Hocam, Ramazan bayramı arefesinde kaçkınlar kampı ziyaretine gidiyoruz. Öğretmen hocam için zil çaldı. Kaçkınlar kampı. Kaçkınları... Kaçkınlar kelimesini hiç sevmedim arkadaşlar. Ben.